Sevgili Beşiktaşlılar Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar. Beşiktaş'ta önemli gelişmeler oldu gün içinde yine. Yaptığım telefon görüşmeleri, yazışmalar, maillerime gelen cevaplar, yurt dışındaki temsilcilerimle yaptığım görüşmelerde önemli bilgiler edindim. Önemli notlar tuttum ve bunları sizinle paylaşacağım. Evet bilgisayarda bunları yazıp çıktılarını aldım ve sizinle bu bilgileri paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi hem akıcı olması açısından hem de bir sürü yabancı isim olduğu için akılda tutmakta zor oluyor Çünkü her gün yeni isimler her gün yeni menajerler vesaireler kulüp başkanları yöneticiler derken kafa da karışıyor O yüzden de not, not, not tutmak gerekiyor bu işin doğasında var maalesef hani Türkiye'lik olsa tamam da transfer döneminde dünyanın dört bir tarafından adı sana duyulmamış oyuncular ve gündeme geliyor O yüzden ee, sizinle bu aldığım notları paylaşacağım. Evet e, öncelikle Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim sevgili Beşiktaşlar. Ama bütün Beşiktaşları buraya bekliyorum. İşte 10 Haziran itibariyle transfer dönemi başlayacak ve ortalık e, toz duma adeta isimler havada uçuşacak. Uçaklar inmeye başlayacak, çilekler gelecek ve bunları ilk Transfer TV Plus kanalından sizler duyacaksınız. Yani Transfer TV Plus kanalına abone olanlar ilk duyan kişiler olacak. O yüzden Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın. Sevgili Beşiktaşlar, tabii çektiğim videoları beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Evet, geçelim transfer haberlerimize. Evet, Ukrayna'dan Dinipro bir takımında forma giyen ve bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 23 yaşındaki Santrifor Artem Dovbik için Beşiktaş hakkında açıklamalar geldi. Yani e, 23 Dnipro bir takımında oynayan Ukrayna'da oynayan 23 yaşındaki Santrifor golcü Artem Dobik Beşiktaş'la ilgili Beşiktaşla ilgili açıklamalar yapmış. Menajer menajer Loyan Beşiktaş scout ekibinin Artem Dobik için kendileriyle görüştüklerini söyleyerek Beşiktaş scout ekibi Artem Artem'in maçına gelmeye başladı. Yakından takip ediyorlar, notlar tutuyorlar, istatistiklerini tutuyorlar. Plan doğrultusunda, bir plan doğrultusunda aşama kaydettik ve anlaştık. Bir Birkaç maça gelmek istediler, geldiler. Ancak son anda pandemi nedeniyle daha fazla Artem izlemeye gelemediler ve planlarında değişiklik oldu diyor. Yani Beşiktaş'ın gündemine gelen bir oyuncuymuş. Gezal'ın açıklamaları var. Cezayir milli takımına seçildi biliyorsunuz Gezal milli takım kampında açıklamalar yaptı. E, bu açıklamaları sizce sizinle paylaşayım. Daha önce Cezayir milli takımına seçilememe sebebi olarak performansında bunu hak etmedim diyen Cezayir'iniz bu sezon Beşiktaş'taki bireysel ve takım performansında e, şampiyonluğa ulaştıklarını, kendisinin de şampiyonlukta önemli rol oynadığını belirterek yeniden milli takımda olduğum için mutluyum dedi. DZ Foot Un derlediği röportajda Cezayir basındaki bir röportaj bu. Gezal Milli Takım'da diğer arkadaşlarım gibi ben de bir oyuncuyum. Ülkem için elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. E, oynadığım takımlarda iyi performans e, sergileyemediğim için daha e, daha önce Milli Takıma seslememiştim. ama Beşiktaş'ta e, müthiş bir sezon geçirdim diyor. Beşiktaş'ta e, şampiyon olduk, başardık. Performansım iyi olduğu için e, buradayım şu anda diyor. Ve Beşiktaş'ta kalıcı olmak istediğini, önümüzdeki yılda Beşiktaş'ta olmak istediğini, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini de ifade etmiş. Olympiakos'tan biliyorsunuz Kostas Fortunis konusunda Beşiktaş'ın bir pazarlığı vardı Olympiakos'la ilgili. Olympiakos takımından Kostas Fortunis'in çok önemli bir oyuncu. Yunan milli takımında da oynadığı için Olympiakos'un hedefi 8-10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliydi. Beşiktaş'ın önerisi önce layık olmuştu, kabul edilmedi. ve teklifi Olympiakos güncelledi. Bize Lareni Verin, Kostas Fortunis'i alın dedi. Beşiktaş buna kesinlikle hayır dedi. sonrasında eee Olympiakos sonra Beşiktaş yeni bir teklifi revize edip güncelleyip bu kez Enkudu'yu teklif etmişti. Olimpiyakos tarafı da en kutu artı 2 milyon euro da üzerine para verirseniz biz de size Kostas Fortunis'i veririz demişlerdi. Beşiktaş bunu çok düşünmedi ve şimdi yeni bir gelişme beşiktaş Olympiakos arasındaki Costa Fortunis takas pazarlıkları devam ediyor. Ve bir sürpriz gelişme daha yaşandı bugün. İki kulüp son dönemde Tigunyo Suarez için karşı karşıyaydı. Bugün ya Suhares Haberinde de Transfer TV Plus kanalında ilk ben duyurmuştum biliyorsunuz sevgili Beşiktaşlar. Brezilyalı forvet oyuncusu Olympiakos'u seçti. Bunun üzerine Yunanlılardan sür sürpriz bir hamle geliyor. Beşiktaş'a geçen sezon başında 2 milyon euroya aldıkları Ahmet Hasan'ı önermişler. Ahmet Hasan'ı size verelim demişler. Beşiktaş da bu konuda e, masada duran bir teknik olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemiş. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın e, Başakşehir'le Edimviska'ya talip olduğunu açıklamıştım. Trabzonspor'un ısrarla istediği bir oyuncu. Göksel Gümüşdağ da teklifinizi dinleyelim demişti. Trabzonspor da istiyor ama sizin de teklifinizi dinlemek isteriz demişti. Ve Ahmet Nurçebi bu kez e, Göksel Gümüşdağ'ı bir daha aramış ve ben biz demiş e, Edimviska'yla da görüşmek istiyoruz. Çünkü niye görüşmek istiyorlar? Edimviska Abdullah Avcı'yla çalışmak istediği için ve Vizca ile görüşmek istediklerini, izin olursa Boşnak oyuncunun Beşiktaş'a oynamak konusunda fikrini öğrenmek istediklerini söylemişler. Göksel Gümüşler'e de Başkan Ahmet Nurçebi'ye sözlü izin vermiş. Ama Viska'nın son dönemlerde fikrinin değiştiğini de söylemiş. Aykut Kocaman'la çalışmak istediği iddia ediliyormuş. Yani enteresan bir durum var. Sezon boyu Başakşehir'den ayrılmak isteyen Edim Vizca'nın şimdi de Aykut Kocaman'la çalışmak istediği, Aykut Kocaman'ın onu ikna ettiği söyleniyor. buna rağmen Ahmet Nurçebi ısrar etmiş. Olsun biz bir görüşelim. Belki ben onu ikna ederim demiş. Çünkü Sergen Yalçın hocamız Edin Viskayı çok istiyor ve kendisini çok beğeniyor demiş. İzin alınmış. bu hafta içinde Ahmet Nurçebi'nin Edin Vizca'yı da bir, bir araya gelmesi bekleniyormuş gezdanın durumuna göre de Edin Vizca'ya bir teklif sunacağı söyleniyor Beşiktaş yönetiminin. Giokomakis vardı Yunan golcü biliyorsunuz. Eee Venlo'da oynayan. ve Beşiktaş bunu da israr etmişti ama Sergen Yalçın devamlılığı olan bir golcü istediği için devamlılığı olan golcü, bir golcü istediği için Giokomakis'in üzerine çizmiş. Çünkü Gioca Makis e, 26 yaşında. Giritli golcü kariyeri boyunca bir kez 2016-2017 sezonda 11 gol atmış. E, o sezondan önce 2019-20'de Gornik formasıyla Polonya'da 28 maçta 3 gol. 2018-2019'da AYK formasıyla 23 maçta 4 gol. 2017-2018'de yine AYK formasıyla 21 maçta 2 gol attığı için e, istatistiklerini Sergin Hoca beğenmemiş ve bu oyuncunun üzerini çizmiş e, ve gündemden düştü. Giyako Makis gündemden düştü. E, sezonun ilk, Beşiktaş'ta sezonun ilk transfer bombası Salih Uçan olacak biliyorsunuz. Ve Salih Uçan'ın Beşiktaş'a Cuma günü imza atacağı söyleniyor. Evet Salih Uçan'ın Beşiktaş'a Cuma günü imza atacağı söyleniyor. 3 yıllık anlaşma olacakmış. Te tecrübeli futbolcuya 1 milyon dolar ödenecekmiş. Yani 1 milyon doların karşılığı olan Türk lirası. Beşiktaş bu sezon e, Türk lirası üzerinden anlaşmalar yapmak istiyor çünkü. TL karşılığı verilecekmiş zaten. Evet, kurk farkından etkilenmemek için. Salih'e ayrıca, Salih Uçan'a ayrıca puan başı 30 bin TL ödeneceği de söyleniyor. E, şampiyonluk ve Şampiyonlar e, Ligi içinde ekstra prim verilecekmiş. Bunu söyleyelim Biliyorsunuz hem Trabzonspor hem Galatasaray'ın da ısrarla istediği Salih Uçan'ı e, Sergen Yalçın bizzat arayarak eski öğrencisini ikna etmiş e, Salih Uçan da e, ilk 11 sözü aldığı için ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için, vitrine çıkacağı için de Beşiktaş'ın teklifini birinci sıraya çekip e, Beşiktaş'ta anlaştı. E, Fut Afrika'ya göre Beşiktaş... Bentaleb'i kiralamak için teklif yaptı. Zaten Bentaleb haberini ben bir ay önce yaptım Beşiktaş'ın teklifinin olduğunu. E, Foot Afrika adlı internet sitesinde Beşiktaş Bentaleb'i ben e, kiralamak için teklif yaptı. Yani Beşiktaş videolarına bakarsanız bir ay önce bu haberi yapmıştım. İşte Transfer TV Plus kanalı farkının ayrıcalığı sevgili Beşiktaşlar. O yüzden diyorum bu kanala abone olun diye. Bentaleb'i kiralamak için Beşiktaş teklif yapmış. Valfut'a göre de yine bir internet sitesi Anderlet Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a teklif sundu. Ancak ödemesinin imkansız olduğu bir rakamla karşılaşınca geri adım attı diyor Valfut. Valfut'a göre Anderlet. Demek Beşiktaş'ın zaten beklentisi biliyorsunuz Lyon istemişti. 12 milyon, 10-12 milyon euro bandında bir bonservis bedeli. Beşiktaş turnusu Sabek, Vatşi Kedira için sentetleyenle girdiği yarışı kaybetti. Evet, Kedira haberinde daha önce çekmiştim. Geçen hafta e, ve Beşiktaş Sentetyen de istiyordu o dönemde. Kedira'yı, Tunuslu Sabek'i Sentetyen transfer etmiş. Evet sevgili Beşiktaşlar görüyorsunuz yine e, Beşiktaş'tan bir sürü yeni isim paylaştım. Çünkü Beşiktaş'ta yeni yeni gelişmeler var. Rozier Gezdağ konusunda Beşiktaş bu transferleri e, beklemeye aldı, dinlendirmeye aldı. E, Temmuz ayının ortalarını bulabilir bu ilk oyuncunun transferi. Şu anda TAP seviyede maksimum seviyede bonservis bedelleri hem Sporting Valentin Rozier için işte 6-7 milyon euro istiyor Gezal için de Leicester City 9 milyon euro gibi bonservis bandında şu anda ısrar ediyor o yüzden rakamların aşağıya düşmesi için de Beşiktaş şu anda bekliyor çünkü bu kadar yüksek rakamları kimsenin vereceğini düşünmediği için Beşiktaş yönetimi beklemeye geçelim dedi. Abubakar konusunda da Beşiktaş teklifini yaptı bekliyor. İsrail'in menajer 3 milyon euro istiyor. Beşiktaş bonuslarla birlikte 2 milyon euro teklif etti ve kabul ederseniz yolumuza devam ederiz dedi. Çünkü Sergen Hoca, Abubakar'a çok fazla ücret verilmesini istemiyor. Takım içi dengelerin bozulmaması için ve kesinlikle birinci forvet istiyor. Abubakar'ın dışında, Abubakar ve dışında birinci bir forvet istiyor Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş mücadele edeceksin. Evet sevgili Beşiktaşlar Transfer TV Plus kanalından bugünlük bu kadar. Yarın yine bomba gibi yeni transfer gelişmeleriyle karşınızda olacağım. Transfer TV Plus kanalına girdiğinde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Yarın görüşürüz sevgili Beşiktaşlar. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.